Yarışma kurallarından bahsetmek istiyorum. Yapacak hakemlerimiz olabilir. Olabilir. Drone'la çekim yapıyoruz. Çekimlerden olabilir. O yüzden hani kimse görmüyor diye düşünmeyin. Gözümüz her yerde. Zorla bu işi yaptırmak. Kavga getirdim. Bardağım olsa da veririm size ben. Hep hor evet horluyoruz değil mi? Horluyor muyuz? Horluyor muyuz? Saati siz mi tutuyorsunuz? 9.08'i yazdı. Hadi Fiona. Beş, dört, üç, iki, bir, go! Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Go! Hadi bakalım. Bir sonrakini alalım. Kaç numara tam? 17. 17 numara. 4, 2, 1, go! Hadi başarılar, hadi. Bana korka forward. 1, go! Haydi. 17 olsun. Haydi. 1, go! Cross doğal bütünleşme köpeklerle beraber belirlerimize güzelce ele aksesuarlarımız var. Aksesuarlarımızı takıyoruz. Köpeğimiz önde koşuyor, biz arkada koşuyoruz. Köpekli maraton diyoruz buna. Bütün dünyada trend olmaya başladı. İnanılmaz aşık olmuş. Bana bak, denize yeter. Haberlere falan çık. Köpekli devam. Güzel bir etkinliğimiz oldu. Güzel bir katılım oldu. Şükürler olsun hiçbir yaralanma, hiçbir şey de olmadı. Çok güzel, çok neşeli bir etkinlik oldu. Şu anda yaklaşık 32 tane köpeğimiz katıldı. 50 küsür tane katılımcımız oldu. Evet. Türkiye'de yaygınlaşması için işte İstanbul, Ankara, Antalya ayaklarımız var. Bunları da işte takım olarak şimdi kurma ve organizasyonla ilgili çalışmalarla devam ediyoruz. İnsanlara köpekleriyle beraber spor yapabileceklerini, egzersiz yapabileceklerini, onlarla kaliteli zaman geçirebileceklerini ve doğayla bütünleşebilecekleri mükemmel bir spor haline getirmeye çalışıyoruz Kenny Cross'u. 3, 2, 1, go! Hadi bu, hadi. Çok güzel bir etkinlik olacağını biliyorduk. Köpeğimizle birlikte olmak için etkinliğe katıldık. Çok güzel oldu. Normalde her gün köpeğinizi çıkarıyorsunuz. Tabii yürüyüş yapıyoruz. Yarışma tabii heyecanı oldu. Burada birçok arkadaşla tanıştık. O yönden de çok güzel oldu. Çok keyifliydi. 3, 2, 1, go! Güzel, hava da çok güzeldi. Yarışma da güzeldi. Parkur biraz zorladı. Yokuş aşağı bir iniş vardı. Dolayısıyla köpekler değil de daha çok sahipleri zorlandı.
Gayet güzeldi. Burada yarışmanın güzel bir tarafı insanlara veya köpeklere karşı değil, zamana karşı. Herkes kendine göre yarışıyor. Dolayısıyla rekabeti kendiniz de yapıyorsunuz. O anlamda çok güzel bir yarışmaydı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Arama kurtarma köpeğimiz Çaça ile birlikte hem sosyal sorumluluk projesi olarak hem de ülkemizde arama kurtarma köpekleri önemini belirtmek açısından bu yarışmaya katıldık. Tabii ki ara ara rampalar olduğundan dolayı zorlanan bir parkur. Ama yıllardır fizik kondisyon çalışmaları yaptığımızdan dolayı çok keyifli olan bir parkurdu. Yani bundan sonraki tüm senelerde %100 Kanikoras'a katılırız diye düşünüyorum. Hem de birçok arkadaşımıza, hatta takım olarak gelmeyi planlıyorum şu anda.